Evet başkanım, bugün Türk İş Kamu Koordinasyon Kurulu toplandı. Ardından da bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiniz. Bu görüşmenin detayları nelerdir? Şimdi biz 2 hafta evvel bu 700 bin kamu işçisinin sözleşme görüşmelerini hak işlem beraber sürdürüyoruz. İşte bizim 17 tane sözleşme koordinasyon kurulu var. Bütün bağlı sendikalara bağlı. İşte bunun içinde bütün sendikalar var. Hak işinde zaten 13'e yakın sendika var. Ama bunlar temsilen de işte bizden mali sekreterle teşkilat sekreteri yetkili. Hak işten de işte 2 tane genel başkan yöneticisi yetkili. Benim de içinde olduğum, Mahmut Bey'in içinde olduğu bir ortamda bize 2 hafta evvel taban ücret 11.500 lira, yukarıdaki talep ettikleri, verdikleri ücret o %30 ifade ettiler. Biz bunları kabul edemeyeceğimizi geçen hafta Perşembe günü burada basın toplantısının kamuoyuna açıkladık. İşte bugün Türk İş Kamu Koordinasyon Kurulu'nu sabah topladık. Hak İş'e kendi koordinasyon kurulunu topladı. Saat 2.30 civarında da bakanlık bize randevu verdi. Bakanlığa gittik. Sayın Bakan'ın geçen hafta verilen bize işveren sendikası verdi bu teklifi. Bakanlık vermemişti. Sayın Bakan dedi ki bu işveren sendikasının verdiği teklifi ben 12 bine düşük ücreti çekiyorum. Yukarıdaki ücreti de %40'a getiriyorum diye ifade etti. Bu gelişme kötü bir gelişme değil, iyi bir gelişme. Ama bununla ilgili biz kendi teşkilatımıza, Kamu Koordinasyon Kurulu'na bu konuyu konuşacağımızı, bunu şu anda kabul etmeyeceğimizi ifade etti kendilerine. İşte pazartesi günü bayramdan sonra işte bizim bu talebimize göre, bizim bu tavrımıza göre yeni bir durum değerlendirmesi yapacaklarını umut ediyoruz. Yani şu anda şu, yani %40 civarında ifadesi bakanın yukarıdaki ücret, aşağıdaki ücret %12. Bunlarla ilgili bütün sendikaların kendilerine özgü sorunları, problemleri var. En az bunlar ücret kadar önemli ama bunları kamuoyu ilgilenmiyor. Bu kamuoyu bunları bilmiyor. Yani madencinin ayrı problemi var, petrol işçisinin ayrı problemi var. Yani onun için bunlar da kamu işveren sendikasının yürütülmesi gereken görüşmeler. Bu görüşmeler devam ediyor. Yani bugün gelinen nokta küçümsenecek bir nokta değil. Ama bunun üstüne çıkılması gerektiğini ifade ettik. Peki sizin talepleriniz ne yönde? %kaç bir artış Şimdi olursa biz bunu Ocak ayında verdik. Ocak ayında verdiğimiz zaman bu teklifleri %45 artı 15 refah payı diye bir teklif verdik. Şimdi bizim teklifimizden evvel de memurlar bir görüşme yaptılar. Refah payından beraber memur arkadaşlarımız %30 bir zam aldılar refah payından beraber. Şimdi bizimki %45 refah payı dışındaydı. Şimdi bu geldiğimiz noktada yani ilk verdikleri tekliften daha iyi bir teklif ama bizim teklifimizle aramızda bir fark var. O farkın kapatılmasını bekliyoruz. Şimdi burada baktığın zaman düşük ücret diye bir 12'ye dediğin zaman 120 zam geliyor. Şimdi yukarıda 40 verdim diyor. Kümülatif baktığın zaman sosyal haklarla beraber 62'yi buluyor. Yani onların teklifi. Yani bu bizim için şu anda yeterli bir teklif değil. Yani bu tekliflerini yeterli görmediğimizi düzeltme yapmaları gerektiğini ifade ettik. Bayram sonra yeni bir teklifini bekliyoruz. Durum bu. Tamam. Peki teklif kabul görmedi sizin bakımınızdan. Sizin açınızdan Şimdi kabul teklif, görecek teklif... şimdi kabul gör, mesela bu küçümsenecek bir teklif değil. Şimdi kabul görecek %40'ı şimdi ifade ettiler. Sen şimdi bunu düşük ücretle beraber, yani biz düşük ücretle de talebimizin yukarı çekilmesini istiyoruz. Orada 300 bin kişi var. Ek zamının dışında bizim sosyal haklarla ilgili talebimiz var. Yani bizim bu taleplerimiz yerine geldiği zaman yani burada 65 ile 70 arasında bir rakam gözüküyor. Bunu Kamu Koordinasyon Kurulu'nda konuşuruz. Bunlar sendikalarına, iş yerine konuşurlar. Evet derlerse biz burada sembolik gidip evet deyip imza atar. Ama demezlerse bunun yanında olmayacağımızı ifade ederiz. Bugün ifade ettiğim gibi.